O ki ne zamandır söyleyeceğim, söyleyemeyem. Hem vallah, hem billah. Bu apartmanda, yan apartmanda ve hatta bu şehirde sizin gibisi yoktur ve olamaz. Oh be. Neyse, boş yere üzme kendini. Boş yere değil ki. Ben çok seviyorum. Yonca, neden hep böyle oluyor? Nasıl? Yani beraber olmaya karar vermemizin üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen mutlu değilsin. Ama ben çok mutluyum ve seni de mutlu görmek istiyorum. Herhalde bu benim en doğal hakkım. Yoksa suçu kendimde arıyorum. Yani sorunları kendi içinde halletmektense paylaşmaya çalışırsan bu ilişki sırf benim değil, ikimizin ilişkisi olur. Sarp, bana biraz zaman verir misin? Lütfen. Sen de bana lütfen. Ben aslında Yonca'nın Koray'la bir ilişkisi olduğunu zannediyordum. Ama hiç öyle bir şey yokmuş. Ya aslında Yonca'nın Sarp'la bir ilişkisi varmış. Ben de bunu duyunca şok oldum tabii. Aynı oranda da mutlu oldum. Ne? Senin karşında aşık bir adamın böyle enkazı duruyor. Yani şey gelse, akut gelse kaldıramaz, yemin ediyorum. Size yazıklar olsun. Benim oğlumun duygularıyla oynamaya utanmıyor musunuz siz? Sen ne diyorsun Ayşen teyze? Ya benim oğlumun duygularıyla oynama hakkını kim verdi size ha? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be? Ne sanıyorsunuz? Hanımefendi, lütfen konuşurken seçtiğiniz kelimelere dikkat eder misiniz? Biz kimsenin duygularıyla oynamıyoruz. Sus lan, sus! Sen apartmanın elektrik kontağı değil, benim kebemin tasvidatlarım lan! Yeter be! Yeter! Kovuldun! Gördün mü Gonca? Bunların hepsi senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Tabii senin yüzünden. Ya biriyle birlikte olman lazım diye deyin. Bak başımıza neler getirdin. İyi oldu. Kardeşimi niye gönderdin? Ya boş ver şimdi kardeşini. Demin söylediğim şeyi düşünmeni istiyorum sadece. Hangisini Serp Bey? Eteğime kısa dedin. Kardeşimi yanımdan kovdun. Hayır tatlım. Benim yanıma taşınmanı istiyorum. Olmaz. Gonca alındı bak. Kardeşin yüzünden hayatına koyduğun engeller yetmez mi Gonca? Daha onu ne kadar sırtında taşıyabilirsin? Bak Gonca, o senin için bir yük. Bana taşın. Böylece o da kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir. Bak bu kadar fedakarlık yeter artık Gonca. Ya o sana resmen ayak bağı oluyor. Farkında değil misin? Doğru. Hep ayak bağlıyor. Ah Gonca kız, kardeşin evlenemiyor ama hep senin yüzünden. Sarp Bey vallahi doğru söylüyor. Senin Yonca'nın sırtında hep yüksün dedi. Eşeğe semerlik etmek sağ mı kaldı? Bak, kardeşin hep üzülüyor. Ben evlenirsem bu koylu kızı ne yapar diye düşünüyor. Artık buralardan gitme vakti geldi Gonca kız. Vallahi demir almak vaktidir. Ya sen ne söylediğini farkında mısın Sarp? O benim kardeşim ve bana hiçbir zaman yük olmadı, tamam mı? Bak bir şey anlamıyorum. Madem ikimiz de senin mutluluğun için çaba sarf ediyoruz, o zaman niye ortada mutsuz insanlar var? Söyler misin? Gonca senin için bir yük, bunu kabul et işte. Gonca kaç kere köyüne geri dönmek istedi. Ama ben engel oldum. Onun burada kalmasını isteyen benim. Her insanın bazen saçma sapan istekleri oluyor tabii. Ya tamam canım, kızma sakın. Hayır, ben köyüne dönsün demiyorum. Yani burada ne bileyim bir otele falan yerleşse de olur. Nasıl olsa sen yakında bana taşınacaksın. İstediği zaman seni görmeye gelebilir. Sen de onu görmek istediğin zaman onu görmek için buraya gelebilirsin. Bitti mi? Evet bitti. Buyurun. Birincisi saçmalamayın Sarp Bey. İkincisi de taşınması. Daha erken. Dün bir, bugün iki. Ya haklısın tamam. Ama yani biz elbet bir gün evleneceğiz. Bak istersen ben buraya taşınayım. Hayır olmaz. Ne yani? Köyden gelen kardeşin o da var. Hatta ve hatta el alemin kapıcısı bile burada kalabiliyor. Bana yani senin erkek arkadaşına hatta müstakbel kocana burada yer yok, öyle mi? Ya tamam Sarp, sus artık. Tamam tamam. Tamam yani ben istersen susayım. Sen benim yerime konuş. Gonca bak bir şey söyleyeceğim. Seni seviyorum diye kardeşini kabul etmek zorunda değilim, tamam mı? Peki bana söylediğin şeyleri ondan söylüyor musun? Mesela Sarp'la iyi geçin diyor musun? Demiyorsun. Çünkü o bizim aramızda değil. Ben sizin aranıza girdim. Öyle değil mi? Yani hep suçlu hem münasebetsiz. Ya ben ne yaptım Yonca? Ya bir insanın sevdiği bir insanla beraber yaşamayı istemesi suç mu? Benim suçum bu mu? Hayır canım, tabii ki bu değil. İstersen ben sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim. Sorun çok basit. Birlikte olacağın insanı sadece seni sevmen yeterli olmuyor. Kardeşin de sevmesi lazım. Ama burada bir sorun var Yonca. İkinizin değer yargıları çok farklı. O köyde büyümüş, sen kentte. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Konu kapanmıştır sen. Ben de bu konuda daha fazla susmak istemiyorum Yonca. Şimdiye kadar hep alttan aldım. Ya ne kadar zamandır seni beklediğimi farkında değil misin? Seni seviyorum.
anlaşıldı. Gonca kız bu sefer Esra'dan gideceğiz. Ama öyle gece gece gitmeyeceğim. Sabahleyin erkenden gideceğim. Zaten Zart Bey'le Yonca'nın arası hep benim yüzümden bozuldu. Kız benim yüzümden bırak evlenmeyi flört bile edemiyor. Ya Zeynel Efendi, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Bak gördün, Allah bile senin bana ettiğine reva gelmemiştir ha. Hele maymun gibi kalmışsın açıkta. Bak sen! Köpekler gene huysuzlandı. Allah muhafaza deprem neyim olmasın. Bak Zeynel Efendi, yuva bozanın yuvası olmazmış. Yani ufak beynin hatırlamakta güçlük çekebilirse ben sana hatırlatabilirim. Yani vakti zamanda sen de benim yuvamı bozmuştun. Hamam böceklerinden kurtulmak için yuvalarını yıkmak gerek kurban. Neyse canım Zeynel Efendi. Üzülmek için hiçbir sebep yoktur Aybala. Yani kene gibi olduğun için yapışacak başka birilerini bulabilirsen. Vallahi ben yapışmayı değil de daha çok yapıştırmayı severim. İstiyorsan sana da şöyle iki tane okkala yapıştırayım da bir gör ha. Sağ ol Aybala'm, almayayım. Yani ben burada daha fazla vakit geçirebilemem. Bilirsen ki benim osuruk çiçeğine karşı alerjim vardır. Allah belanı vermeye. Giderken istiyorsan dünyaya da bir iyilik yap ha. Ne yapmamı isteyebilirsen? Seni kısırlaştırabilirim. Yok. Çöpleri atarken çöplerle beraber kendini de aradan çıkarıver. Uşak efendi. Bakar mısın bir dakika? Hayırdır hanımefendi? Köpeğinizi mi kaybettiniz? Kendileri burada. Lan Bobby sağa sesleneyim. Bak. Geçtim Ay hanım. Yemeğe kal diyebilirdim ama domuzlar kendi fışkılarını yiyebilir zaten. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Ben de seni severim ay kurban. Oynama oynama. Buradan gideceğim ama tek başıma gitmeyeceğim kurban. Giderken aşkımı da beraberinde götüreceğim anlarsın ya. Götürebilirsen ay bala. Oynama. Gidiyor. Bütün aşklar yüreğimde. Gideyim, kokun hala üzerimde. Sana korkular bırakayım. Bir de böyle eskimiş kapıcılar. Bir kendim, bir ben gideyim. Ama Goncam, seni de yanıma alacağım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ay canım nasıl kuru fasulye istiyor biliyor musun? Akşam yaparsın değil mi? Eve bu böyle hiç konuşmuyorsun. Sabahtan beri kendi kendime konuşuyorum. Ne ağzını bıçak açmıyor. İstersen önünde hazır bıçak varken bir dene açıyor mu diye. Neyim var? İyi misin? Çok şükür iyiyim. Neyim olacak? E peki o zaman. Ben kaçıyorum. Kaç. Ben de kaçacağım zaten. Ne kaçmaz? Yine ne oldu? Yok canım bir şey yok. Markete kadar şey edeceğim de. Hayır. Yani ben de bir şeye bozuldum. Köye geri döneceksin zannettim. Zaten işe geç kalıyorum. Bir de seninle uğraşmayayım. Hadi bay bay. Doğru. Hep benimle uğraşıyorsun. Kostüm ben bu evde değil mi? Şark köşesinden sıkıldım değil mi? Uşeng. Koray'ın annesi Macide teyze seni mi çağırdı? He. Gazetleri birikmiş Aybala, onları bana verebilirdi. Niye sana yaptırıyor bunu? Yoksa işine gelmiyor dendin. Ya tam olarak sayılmaz. Ama bir takım şartlarım var, onlar kabul edilebilirse resmiyet kazanabilir kapıcılığı. Ay çok sevindim. Yani hem senin adına hem de hepimiz adına hayırlı olsun. Vatana millete de hayırlı olabilir Aybala. Hüseyin, gel sana bir şey soracağım. Buyurun sorabilirsiniz Aybala. Koray'ın annesi dün bir kızla Koraylara gitti. Kim olduğunu biliyor musun? Ey Allah'ım ne olur akrabası falan olsun. Uzaktan akrabalarıymış. Oh çok şükür. Macide hanım teyze uslanmaz Aybala'm. İlla Koray hocam o kızdan evlendirebilirmiş. Ne? Evlendirmeye mi çalışıyor? Tutturmuş illa Koray hocamı evlendirebilirmiş. Yani evlendirmeden buralardan gitmeyecekmiş. Ama akraba dedin. Demişim ama uzaktan hem de çok uzaktan. Yani ona bakarsan biz de seninle Adem baba ve Havva anamızdan dolayı akraba sayılabiliriz. Yani dünkü kız evlilik zincirin bir halkası mıydı? O kızla mı evlendirecek Koray'ı? Öyledir. Aman bana ne? Bak görüyor musun? Hiç takmıyorum. Farkındaysan en az 10 kere Koray lafı geçti ve ben hiç gözyaşı dökmedim.
Hoşça kal. Hüseyin efendi, hayırdır bu ne hal? Hiç. Nasıl hiç? Ulan gözlerimle gördüm, kapıyı dinliyordun işte. Allah kuru iftiradan sallasın Aybalam. Ne? Yani sen şimdi bana yalancı mı diyorsun? Tamam Aybalam, eğer isteyebilirseniz ben hemen istifade edebilirim. Siz de Zeynel efendi geri iş alabilirsiniz. Hani elektrikten anlamayan, su tesisatından anlamayan, asansörden hiç anlamayan Zeynel efendi. Yok canım, olur mu öyle şey? Herhalde ben yanlış gördüm. Kusura bakma. İyi iyi. Umarım bir daha böyle bir şey olmayabilir. Bu gidiş artık tam gidiş olacak. Kardeşim işten gelene kadar ben yolu çoktan yarılamış bile olurum. Gönül isterdi ki kardeşimle beraber geçireyim Kurban Bayramı'nı. Benim büyüğüm olduğu için onun elini öperdim. O da bana harçlık verirdi. Sonra beraber el ele tutuşup kurban kesmeye giderdik. Etlerini de fakire fukaraya dağıtırdık artık. Ama kardeşim ben gidiyorum. Sırf sen mutlu ol diye. Sen şunu tut. Ben bir iki saate kadar gelirim. Ha. Bir dakika Gonca, ben ne yapacağım bilmiyorum. Kız neler yapıldığını gördün işte, sen de idare edivere artık. Bir saat sonra buradayım. Hiçbir yere gidemezsin. Esa mı diyor? Esa ya. Sen benim özbeöz kardeşim değil misin? Bir tane tablonun aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Ayrıca öyle her kafana estiğinde buradan gidemezsin. Kardeşlerim haklı. Ayrıca bu evden seni sadece ben kovarım, tamam mı? Tamam. Allah Allah. Vallahi kardeşim ben senin ne dediğini anlamadım pek ama sana anlatmak istediğim bir şey var Şerefsiz. İyi bak sen. Şöyle bir gel. Kardeşim şöyle iyice tut. Aman bırak kardeşim, boş geç. Biz birbirimizle barıştık ya. Bırak da onlar birbiriyle karışsın. Ben yılın mübarek olsun kardeşim. Buyur Aymalan, beni çağırmışsın. Zibil var. Zibil mi biliyor Hoşten efendi, seni çağırdım. Hayırdır, sigortalar falan mı atmışlar Aymalan? He, benim sigortalarım attı. Allah'ım yarabbim Hoşten efendi, bu kadar sigortayı ya. Seninle vedalaşmak için çağırdım. Ya ben bir yere gitmiyorum ki. Ben işe geri dönmüşsem bilirsen, o kadar üzüm artık. Yok, olmuyor ya. Şöyle iki tane şaplağım yemeden senin kafan basmıyor böyle şeylere ya. Hayırdır Aymalan, bu valiz kimi? Kimin olacak? Benim Hoşten efendi. İki saattir anlatmaya çalışıyorum ama anlayan kim? Gidiyorum ben. Ya hara gidebilirsen? Tatile gidersen? Heh, Karayiplere gideceğim. Oradan da beyaz iplere kısmetse salak herif. Hara gidebilirsen ki aynısı. Madem tatil değil, yolculuk nereye? Bineceğim bir alamete, gideceğim kıyamete. Nereye gideceğim Hoşten efendi? Koyuma dönüyorum. Ya sen ciddi olabilemezsin ha kız. Vallahi hem de çip ciddiyim Hoşten efendi. Filmin sonu geldi artık. Buraya kadarmış. Diye end yani. Ama ay kız niye? Niyesi nasılı yok Hoşten efendi. Hadi hakkını helal et. Ben seni bunun için çağırdıydım. Beni unutmayın he mi? Ben de sizi unutmayacağım. Ya, dur ay kız, ele hemen karar verme. Yani hata yapabilirse. Ya sana ne Hoşten efendi? Benim kafamı tasını attırma. Nasıl alacağım lan? Ama ay kız... Öyle aması maması yok Hoşten efendi. Ben öyle uzun vedalardan pek hoşlaşmıyorum. Yoksa içim böyle bir hoş hoş oluyor. Hadi git daha hala bakıyor. Ya bu kızın gelişi nereden çıktı ay babam? Bu Zeynel iblisi kovulmuştur ya. Bu kız muhakkak onunla kaçabilir. Buradan gideceğim ama tek başıma gitmeyeceğim. Giderken aşkımı da beraberinde götüreceğim. Ya göz göre göre ateş bacayı sarmış. Sen uyu Hüseyin efendi, sen uyu. Bak gördün mü? Ya Gonca Hanım'a o Zeynel'in ağzından aşk namelerini sen yazarak bu işi ayarlayabilmişsin. Ah salak Hüseyin, ah salak. Gel bakalım, gel biraz da şurada. Ah.
canım, nasıl da uyumuş. Şuraya bak, dünya yakışıklısı oğlum. Ne var? Bak, misafirimiz var. Anne, ne oldu, ne misafiri ya? Bana ne ya? Odayı niye döndürüyorsunuz siz peki? Uykusu da pek ağırdır. Ayılamadı. Kendine gelemedi bir türlü. Ya, ayılmak isteyen kim zaten? Ben içeri gideyim de uyuyayım. Aa, dur evladım, nereye gidiyorsun ayol? Baksana, misafirimiz var. Bak. Evet, gördüm. Yani zaten bu dünyada hepimiz birer misafir değil miyiz anneciğim? Yani bugün varız, yarın yokuz anneciğim. Anneciğim. Mustafa Topaloğlu boşu boşuna felsefe yapma dememiş. Anlamıyorlar çünkü. Neyse, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Gideyim uyuyayım. Aa, dur oğlum, nereye gidiyorsun aşk olsun? Birer kahve içelim. Senin bizi rahatsız ettiğin falan yok. Üstelik senin burada olman gerekiyor. Kızım, benim oğlum içkili bir yerde çalışıyor da oranın ortamından sarhoş oluyor. Aslında içki hiç sevmez. Yeşilaycıdır benim oğlum. Anladım. Ya, hadi sen bize birer kahve yapıver. Peki Macide teyze. Kendine gel be ayıl artık. Nasıl kız? Kızı nasıl buldun ha? Nasıl buldun? Çok güzel buldum. Ya, yemin ediyorum çok güzel buldum. Bu da bu hangi akrabanın kızı anne? Ay yok evladım, bu akraba kızı falan değil. Ne? Bunu bir tanıdık tavsiye etti bana. Aa, bu kızı öve öve bitiremiyorlar yavrum. Çok hamar atmış. Birkaç ayrı yerden biçki dikiş kursu diploması, birkaç ayrı yerden makreme kursu bravesi, iki ayrı yerden de yemek pişirme şirti varmış. İyi anneciğim, iyi ama maşallah, Allah sahibine sahibine bağışlasın. Bildim olur oğlum. Belki de sahibi sen olursun. Ay, benim gözüm tuttu. Ne? Anne gözünü seveyim, başlama gene ya. Lütfen, ben istemiyorum ya. Ay evladım, böylesi kaçırılmaz. Bir günde koskoca bir masa örtüsü örüyormuş. Saatte 200 zeytinyağlı dolma sarıp 20 misafiri ağırlayabilirmiş. Ha, ne kadar güzel. Çok güzel anneciğim. Çok güzel de ben mutfak robotu istemiyorum. Yani ben sevdiğim kadın istiyorum. Sevebileceğim kadın istiyorum. Hadi itiraf et, sen de ondan hoşlandın. Ana yüreği bu hisseder yavrum. Hadi kabul et. Hadi bitsin bu iş. Anacığın iki kere bayram yapsın. Birincisi oğlumun evlenmeye karar verme bayramı, ikincisi de mübarek kurban bayramı. Sen bu bayram beni kurban etmek istiyorsun. Aferin kızımı, ayol ne kadar çabuk. Hem bu kadar çabuk hem de bu kadar bol köpüklü. Ay vallahi bu zamanda böyle kahveyi hiç kimse yapamaz. Aferin sana yavrum. Ay baksana kahveye oğlum, vallahi köpük tam bir parmak. Ay bu köpüğü notere tasdik ettirmek lazım. Rekorlar kitabına bu kahve girmezse vallahi bana da Macide demesinler. Alo? Evet buyurun, benim yonca. Hürmetli yonca hanım. Hürmetli yonca hanım. Acil bir durum için yetişebilirseniz çabuk. Ne? Siz kimsiniz? Ne biliyorsanız anlatın lütfen. Bacınız Gonca hanım. Hain kapıcı Zeynel'le kaçabilir. Haberiniz olsun. Ne? Zeynel'le kaçıyor mu? Evet. Nereden biliyorsunuz? Siz kimsiniz? Ben bir doz Aygız. Seni tanıdım. Yok. Vallahi billah ben hoşek değilim. Alo. Alo, cevap verin. Ey Allah'ım, kapandı. Artık jandarmaya da haber çalmışım. İki aşık zor kaçabilir. Bir şey doğru olabilir mi acaba? Gonca. Hadi. Allah'ım, Gonca telefonu açmıyor. Gerçekten kaçmış olabilirler mi? Aç. Ayşe'cim, ne haber? Yonca ben. Yonca, iyiyim. Sen nasılsın? Ya yok canım, ağlamıyorum. Biraz nezleyim de. Şimdi penceredeyim. Görüyorum canım. Şimdi ne yapıyor? Ya, şu anda elinde bavul var. Ya Zeynel'le vedalaşıyor musun?
manasını tam anlayamadım. Hah. Zelil'in de eşyaları aşağıda. Ya ikisinin de bavulları yanlarında. Aa, bunlar ikisi mi kaçıyor yoksa? Ay, cidden gidiyorlar galiba. Ayça, sakın gitmesine izin verme. Ya ben hemen geliyorum. Ne yaparsan yap oyala. Ya ben nasıl oyalayacağım bunları şimdi? Yonca Hanım, benim şimdi istifamı... Şimdi değil, şimdi değil. İstifa... şuna bak. Yüzüme bile bakamıyor tabii haklı olarak. Ama böyle kaçamazsınız. Madem siz benim gözümün yaşına bile bakmadan aşkımı elimden aldınız... ...ben de sizin elinizden aşkımı geri alacağım. Aşkla ve savaşta her şey mübahtır Yonca Hanım. Ben aşkımın üstüne kimseyi oturtmam. Gerekirse ben otururum. İşte böyle. Neyse koca kurban. Kalan birkaç parça eşyam var. Gidip onları alayım ben, ha. Gonca, kız Gonca, Pire bırakıp nereye gidiyorsun? Ya ben artık gidiyorum Ayça. Vallahi Pire nenem hep İstanbul sahibi oyunbazlık bir şeytanlık yapar dedi. Dediği de doğru çıktı. Hiç sevmedim ben buralar. Ya aşk olsun ya, yani bana haber vermeden mi gidecektin? Yok kız, olur mu öyle şey, vereceydim de... ...güzellik uykusunda uyuyorsun diye uyandırmak istemedim, o yüzden. Ay aşk olsun Gonca, çok kırıldım valla. Yani hiç mi oturumuz yoktu? Yok kız, dedim ya uyuyorsun diye rahatsız etmedim. Ay yok canım, uyumuyordum. Hem uyuyor bile olsam kalkardım. Ne de olsa uyku her zaman uyunur. Ya sen madem ki gidiyorsun demek ki her zaman yoksun. Neyse Ayça, hadi helallaşalım da ben gideyim artık. Hoşça kal. Aa yok, hiçbir yere gidemezsin. Herkes öyle diyor ama bu sefer vallahi ciddiyim. Gidiyorum. İster inanın, ister inanmayın. Ya canım tamam, anladık, ciddisin ama böyle hemen gidemezsin. Ya ne yapacaktım kız? Azar azar mı gideceydim? Bir dakika, bir dakika. Bir hoşça kal kahvesi içmeden hiçbir yere gidemezsin. Hoşça kal kahvesi de ne oluyor kız? Ya hani sen şimdi gidiyorsun ya, bize hoşça kal demek için kahve yapman gerekiyor. Ya bu İstanbul'un öyle bir adetidir yani. Sizin köyünüzün adetleri var da bizim yok mu sanıyorsun? Sonuçta İstanbul'da böyle iri bir köy. Hadi size gidelim de bize bir kahve yap. Bize? Hı-hı. Adetiniz bu mu? Madem adetiniz böyle, biz de adet edelim de hoşça kız. Zeynel Efendi. Hı? Ayça ile biz bize gidiyoruz hoşça kal kahvesi içmeye. Sen de gidiyorsun ya, sen de gel kahve içelim, sana da yakışır. Oldu. İyi hadi, ikiniz de göz önünde olun bakayım. Bak. Ben var ya, sarhoşum. Aynı zamanda sadistim. O ne ki? Şu sapık. Ne? Sapık mı? Evet, sapık. Hem de öyle böyle değil. Benim var ya, 3 tane leşim var. Tabii. Bu gitar var ya, aslında bir para var. Ben bunun telleriyle kadın boğuyorum. Ben var ya, çok kötü bir adam. Çok kötü. Ama anneniz dedi ki... Ya sen anneme ne bakıyorsun? O öyle söyleyecek tabii, oğlunu koruyor. Sen onu boş ver. Bak, ben seni çok seviyorum. O yüzden sen vakit varken kaç kurtar gel. Beni sevdiysen dövmezsin o zaman. Ya bu benim elimde değil ki kızım. Elimde olmadığı için dövüyorum. Ben var ya, çok hastayım. Ruh hastasıyım. Fakat Koray Bey, Macide Hanım teyze neden yalan söylesin ki? Yahu niye söylemesin? Söyler tabii. Çünkü o da psikopat. Şimdi kızları eve yem olarak getiriyor, tamam mı? Daha sonra ben onlara işkence ediyorum, o da böyle büyük bir zevkle izliyor. Benim annem en psikopat kaynana adayı. Kızların gazozlarının içine hap atar o. Benim annem var ya, vampirdir vampir. Ah cephe kumrularım. Ayol ne güzel baş başa vermişler. Bıcır 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 konuşuyorlar. Şimdi sizin boğazınız kurumuştur. Ben size birer gazoz getireyim. Aa, yok, ben içmeyeceğim gazoz filan. Ne demek ya? Benim acil olarak eve gitmem gerekiyor. Aa, niye ama? Ocağın üstünde yemeği ve ütünün üzerinde de gömleği unuttum. Yanlışım da hatırladım. Ayol ne oldu buna böyle? Pek aklı başında bir kıza benziyordu. Öyle birdenbire vampir görmüş gibi korktu kaçtı. İşte senin bulacağın kız da anca bu kadar oluyor tabii. Nasıl? Kahve güzel mi? Eline sağlık da açacığım, kahveyi ben yaptım. Ha, doğru ya.
Güzel olmuş, eline sağlık diyecektim. Karıştırdım. Ayça, ne oldu kız, birini mi bekliyorsun? Ay yok canım, o da nereden çıktı? Ben şey havaya bakıyordum, hani yolculuğa müsait mi diye. Hadi Yonca, gel artık. Vallahi kurban, bu kayfe çok iyi gitti. Oh. Gerçi Gonca Kurban'la bu ilk kayfe içişimizi ben bir ne bileyim kayfeterya da neyim hayal ettiydim ama. Dua et Zeynel Efendi yollarımız ayrıldı. Yoksam aksi takdirde senin bacaklarını ikiye ayırmıştım ben çoktan. Ya bu Zeynep İblisi hürmetli Gonca Hanım ve Ayça Hanım'la niye kahve içebilir ki? Yoksa Ayça Hanım'dan hürmetli Gonca Hanım mı isteyebilir? Ay Zeynel hadisi vay. Gider ayak yaptı numarasını kaybala. Artık ben kalkayım. Yolcu yolunda gerek. Bravo. Süper konuştun Gonca Kurban. Aynen dediğin gibi yolcu yolunda gerek. Olmaz. Yani şey nereye? Bırakmam valla. Niye bırakmıyorsun kız? Yiyeceğimizi yedik, içeceğimizi içtik. Artık gitmek vaktidir. Ya canım aceleniz ne ki? Son günümüz bugün. Canım yine gelirim ben sizi ziyaretinize. Merak etmeyin. Sonsuza kadar yok oluyorum değil ya. Ya tamam da hani kim bilir ne zaman gelirsin? Bir kahve daha yapsana. Süper kahve yapıyorsun. Ya kız Ayça, sen öyle pek kahve neyin sevmezdin. Ne oldu sana? Ya her kahveyi sevmiyorum da senin kahveni çok sevdim. Hadi ne olur bir kahve daha yap. Hakikaten doğru söylüyor kurban. Senin yaptığın kahve ayrı bir güzel oluyor. Yaparsan bir tane daha ben de içerim. Madem öyle yapayım bir tane daha. Oh. Ay Yonca ya gel artık. Yoksa kafein komasına gireceğim. Şey gitti mi? Yoksa geç mi kaldım? Yok hayvanım içeride. Ay bendeki de soru burada olduğuna göre tabii ki içeride. Verdiğin için sağ ol. Haber mi? Ne haber hayvanım? Kimse kıpırdamasın. Eller yukarı. Kardeşim ne oluyor burada? Anam kardeşim sen nereden çıktın? Ne oluyor kız? Ay hele şükür geldin Yonca ya. İnan göbeğim çatlayacaktı. Yani kahve içmekten bıyıklarım çıkacak. Her şeyi biliyorum kardeşim. Bu adamla hiçbir yere kaçamazsın. Hele de benim haberim olmadan asla. Vay hain Ayça vay. Demek onun için bu kadar çok kahve içtin. Sen de utanmıyor musun kardeşimi ayartmaya? Ya ne kaçması, ne diyorsunuz, ne ayartması? Gonca kurban, sen benimle kaçacak mıydın? Vallahi çok memnun oldum. Hadi çaktırma kaçak. Yok canım daha neler, ne kaçması camış. Kalbinde bağ yer yoksa güzelim fark etmez ben ayakta da giderim. Allah benim ortasına şu şaplağımı yedin miydi sen ya? Hastaneye gider ya da morga manda teze. Oncacığım dur sakin ol. Siz de bizi yalnız bırakır mısınız? Yok yok bırakmayın. Ben gidiyorum zaten. Tabii tabii bize müsaade. Hayır Gonca hiçbir yere gidemezsin. Evet. Hiçbir yere gidemezsiniz. Bence de öyledir. Bırak da gideyim kardeşim. Vallahi geldiğim günden beri sana hep ayak bağı oluyorum. Şöyle rahatça kaçayım diye sen işteyken gidecektim ama birileri sana haber vermiş. Nereden çıktı bu kaçma meselesi yine? Ayrıca bana kimse haber vermedi. Biz seninle ikiz değil miyiz? O yüzden sen ne yapıyorsan ben de onu hissediyorum. Allah Allah. Ben niye hissetmiyorum? Çünkü ben senden daha büyüğüm. O yüzden daha çabuk olgunlaştım. Yani büyüyünce sen de hissedersin. Tamam kardeşim sen onları benim kulağıma anlat. Ya ben ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bal gibi daha çeçadı sana haber verdi. Ya şurada insana ağız da dile mi kaçırmadınız memleketinizden ha? Kaçmıyorsunuz değil mi? Kim? Zeynel Efendi ya kardeşim yürü benim onunla ne işim olur ya? Öyle mi Gonca Kurban? Peki bana müsaade size de rast gelsin. Yalnız kırılan kalbimin de mimarı olamam. Hayırlı günler Zeynel kardeş. Bule bule Zeynel Efendi. Ya. Kaçmayacağına göre nereden çıktı bu gidiş? Ya kardeşim ben sana hep ayak bağı oluyorum. Vallahi benim yüzümden evlenemiyorum bile kız. Aman saçmalama. Evlenmek isteyen kim? Zarp Bey. Doğru da diyor ben sana hep ayak bağı oluyorum. Sen onun söylediklerini duydun mu? He duydum hem de hepsini duydum vallahi. Peki benim söylediklerimi duydun mu? Yok. Zarp Bey'in dedikleri yetti bana. O kadar üzüldüm ki vallahi. Ağlayarak odama gittim. Gerisinde hiç hatırlamıyorum. Benim söylediklerimi duysaydın şimdi bütün bunlar olmazdı. Sen ne dedin? Benim bir sürü erkek arkadaşım oldu dedim. Ama bir tanecik kardeşim var dedim. İkimiz de hiçbir yere gitmiyoruz tamam mı? Tamam. Tamam. Hey yaşasın. Tebrik ederim. Bravo.
yapamazdık değil mi? Vallahi zaten ben de hiç istemediydim bu bayramı böyle kardeşimden uzakta geçirmeyi. Doğru. Yarın bayram değil mi? He kız. Neyse arkadaşlar bana müsaade. Aa, dalga mı geçiyorsun? Hani gitmeyecektin, söz verdin. Yok kız, köye dönmüyorum. Bir işim vardı da onu halledeceğim. Ya ben senden ayrılır mıyım Kasiç? Biz ikiziz. Evet. Zeki Alasya ile Metin Akpınar gibi. Ben kıştı aslında. Şimdi ben de Hoşdenk Efendi gibi kamyon çağırmasam belki Gonca Kurban beni de evine alabilir. Böylece ne, aşkımız daha sıcak bir ev ortamında alevlenebilir. Ha canım, süper bir fikir. Az kalsın aşkımı da bu apartmana gömüp gidiydim. Sen hala gitmedin mi? Ya başa uzay mekiği parçacıkları düşmeden gelsen iyi olabilir. Ne kadar komik. Gördüğün gibi gitmedim, buradayım. Biz seni tutmayalım o halde, gidebilirsin. Yok, ben kamyon çağırdım, kamyonun gelmesini bekleyeyim. Bilirim, bir türlü gelmez o kamyonlar. Ama hiç merak etme, ben sana kamyon bulabilirim. Yok. Ben kendim kamyonu çağırdım, gelsin giderim. Yok hayvanım, hiç ısrar etme. Ben sana kamyonu ısmarlayabilirim. Yeter ki sen git. Ne kadar komik. Tabii, düşenin dostu olmazmış. Hoşdenk Efendi, siz hala burada mısınız? Sen toplamadın mı eşyalarını? Yok hayvanım, bunlar benim değil. Ben eşyalarımı taşımışım. Kimin bunlar? Kimin olabilir? Zeynel'in eşyaları onlar. Aha. Zeynel Efendi, tabii ben kendi derdimi düşünmekten seninkini unuttum. Hoşdenk Efendi'yi işe geri alınca seni kovdular tabii. Ne yapacaksın şimdi? Vallahi hiç bilmiyorum Gonca Kurban. Ama bu koca şehirde öyle dışarıda kaldım. Yani şöyle başımı sokacak tanıdık bir ev bile yok. Vallahi seni de ev almak isterdim ama Zart Bey kızıyor Zeynel Efendi. Tabii canım. Bizim haysiyetimiz ne ki bizi eve alasınız? Ben öyle kendimi avutuydum. Yani bizi seviyorlar. Elbet sokakta bırakmazlar diye. Öyle herkes o eve giremez Aybala. Sen sus, karışma Hoşdenk Efendi. Ne yapacağım ben şimdi? Yani ne derim köydekilere? İşsiz kaldım diyemem ki. Hastaneme de para yollamam lazım. Tamam Aybala. Yöneticiye sunacağım şartı bulmuşum. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ne taş kalpli adammışsın sen Hoşdenk Efendi ya. Yok, hay kız. Bu koyunun da işine yarayabilir. Yani bir yardımcı isteyebilirim ben yöneticiden. Temizlik işleri için falan filan. Bak Zeynel Efendi, biz senin kimin işçi düşmanı değiliz. Yani biz ekmeğimizi böler paylaşabiliriz. Yani sen benim yardımcım olabilirsin. Vallahi ama esah mı diyeyim? Esah direm. Vallahi bravo Hoşdenk Efendi, esaslı adam çıktın maşallah. Ben bir yaralı yılanı acıyıp onu sevdiği topraklara götürebilmek için 20 kilometre yol yürümüşüm. Hayli hayli bu çiyana acıyor. Süper bir konuşma oldu. İzin verin Hoşdenk Bey, elinizi öpeyim, bırak. Ol bakalım hadi. Afiyet olsun. Ne haber Şef Boy? Ne bileyim, hiç iyi değilim. Al benden de o kadar. Neden? Senin neyin var? Çok borcum var, hiç param yok. Sen bayrama borçlu ve parasız girmek ne demek biliyor musun? Bak aklıma bir fikir geldi. Eğer bana yardım edersen, ben de sana borcunu ödemek için para veririm. Ne yardımıymış bu? Benim sevgilim olacaksın. Ne? Nasıl yani ya? Bas bayağı canım. Arol Şef Boy, arol. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Sor. Sen de hemen kendine hava yapma. Gerçekten değil, numaradan. Numaradan mı? Evet, birine iyi bir ders vermem gerekiyor da. Kaç para lazımdı sana? $700. Tamam, vereceğim sana parayı. 700 mü dedim? Ben 900 diyecektim, dilim sürçtü. $900. Tamam, alacaksın. Ama ben tamam diyene kadar sevgilimsin. Peki. Neymiş bana vereceğin hemen? Kamyon hazırladım. Yarın eşyaları bana taşıyabiliriz. Ne kamyon? Kamyon canım. Diyorum ya, kamyon işte canım. Yani eşyaları bana taşıyabiliriz. Bana taşınacaksın ya. Ne söylüyorsun sen? Ne taşınmasın? Yani sana kaç kere söyledim çok hızlı gidiyorsun diye. Evet. Her konuda çok hızlıyımdır. Arkadaşlarım kendi aralarında bana Mihail Schumacher derler. Bırak söylüyorsan. Yani dalga geçilecek bir konu değil bu. Hayır güzelim, ne dalga geçmesi ya? Sana öyle mi geldi? Evet. Bal gibi de dalga geçiyorsun. Hayır canım, ben ciddiyim. Yarın gelip eşyalarını taşıyacağız. Saçmalama. Daha önce ne konuştuk seninle? Ya az daha Gonca senin yüzünden köye gidiyordu. İyi ya, gitmesi daha doğru olur. Ya burası ona göre değil. Fazla ileri gidiyorsun Sarp. Sana kardeşim hakkında fikrini soran olmadı. Tamam sustum. Bari bu akşam bana yemeğe gel. Ne olur gelirim. Aa,
Aa, hayret, reddetmedin ha. İstiyorsan edebilirim sen. Olsun amcam, hayret, sen hiç şakaya gelmiyorsun ha. Ya tabii ki şakalaşabiliriz ama biraz daha dikkatli olalım lütfen. Tamam, tamam. Çırah, sen de benim gördüğümü görebilirsin. Allah'ıma bin şükür olsun, senin gördüğün her şeyi göreyim de sen hangisinden bahsedeyim? Ya şu taraftan gelenleri diyebilirim Çırah balam. Nasıl inat ediyor ya? Vallaha göreyim, Gonca kurban yanında bir kurbanla geliyor. Tamam, ben buradan artık bakarım çaresine. İyi günler, sağ olasın kızlar. Oo, merhaba en çifte kumrular. Bakıyorum da maşallah büyük bir ahenk ve uyum içindesiniz. Tabii ay kız. Yani paylaşılmayacak ne var? Her şeyi paylaşabiliriz. Bu nedir kurban? Kurban olduğunu biliyorsun da daha niye soruyorsun Camış? bu Pritius koç cinsi bir koyundur. Çok iyi bir cinstir Aybalan bu. Herhalde o şengelinde gidip de koçusunu alacak halim yoktu. Ama sen gitseydin %100 en kıl kuyruğunu seçerdin ha. Yok, o manada dememişim ay kız. Yani bunların soyu tükenmekte. Damızlık olarak kullanabilirseniz kesilmesi yazık olabilir. Kurbandır ve de mutlaka kesilmesi gerekir. Ben de onu Allah'ın izniyle keserim kurban. Keseceğin kurban ben miyim yoksa bu mu? Estağfurullah, bu tabii ki kurban. Ha, iyi bari. İyi güzel de kurban, sen buna nerede bakacaksın? Nerede olacak canım, evde. Ya saçmalama ay kız, hiç evde bakılır buna. Allah Allah, Hoşdenk Efendi seninki de laf. İtlere bakılıyor da koyunlara niye bakılmasın? Ya buna etebilemezsin ki, bu pisler her tarafı. Oraya buraya pisler. Sen hiç merakta kalma Hoşdenk Efendi, ben ona her bir şeyi bir güzelce öğretirim. Maalesef Huşenk Bey bu konuda haklı, buna evde bakamazsınız. Size ne be? Allah Allah, şimdilikte birlik mi oldunuz? Düne kadar birbirinizi bir kaşık suda boğmak için çalışıyordunuz, unuttunuz mu? Hem vallahi da billahi da bu sizden daha akıllı ha. Hemen söyler bana çişini kakasını. De hadi daha ne bakıyorsunuz? Tutun da şunu merdivenlerden çıkarak gel. Yetti mi kurban? Dur sen arkadan tut, arkadan tut. Geldim. Beyler bakın. Bakın da ustanızla gurur duyun. Kısa sürede ilişkimi ne hale getirdim görün. İlhamansız gibi Sezen Aksu konserinde evlenme mi teklif ettiniz yoksa önce? Henüz değil ama 3 aylık kalkınma planım içinde o da var tabii. Birlikte yaşayacaksınız. O da değil. Ama yani tabii bu da bir adım olabilir. O zaman adım olacak olan şey ne, onu anlamadık. Yengeniz bu akşam bize geliyor çocuklar. Hadi ya. Vallahi bravo Sarp Bey ya. Tebrik ederim Sarp Bey. Gerçekten takdire şayan bir evet. Ürün. Bravo Sarp Bey. Bravo Sarp Bey. Sadece kuru kuruya alkışlamakla ve izlemekle olmaz bu iş. Olmaz. Bu aşktan ders çıkarmanız lazım. Bugün ben çok mutluyum. Hadi bravo. Canım hadi. Hadi canım hadi. Allah neşemizi arttırsın. Oo Şef Boy, sağ ol. Biz sevinmeyelim de kimse bilsin Şef Boy. Şefimiz turnayı 2 gözünden birden vurmuş. Biz de aramızda bunu kutluyoruz işte. Ya evet çok güzel ama biraz ara vermeniz gerekecek bu eğlencenize. Niye? Size ne? Yani sevgilimle 2 çift laf konuşacağım burada. Lütfen boşaltınız burayı. Hayda, ne oluyor ya? Yine saçmalıyorsun Şef Boy. Ne saçmalaması canım? Lütfen boşaltınız burayı. Kıpırdamayın çocuklar. Ben senin sevgilin değilim Şef Boy. Biraz kendine gel, bırak şu rejimleri. Ay sana dediğimi nereden çıkarttın? Sen çıkanlar grubundasın. Kalacak olan Serhat. Hadi canım, bay bay. Hadi canım. Ne oldu sen? Şef Boy şimdi de Serhat'a sarmaya başladı. Suratının halini gördün mü? Sence kıskandı mı? Gördüm. Aylarca benim peşimden koştu. Elde edemeyince Yonca'ya razı oldu. Ama onu yine elde edeceğim. Benim elimden uçan, kaçan ve bir de denizin dibinden giden bile kurtulamaz. Al işte kız, iyi. Bundan iyisini mi bulacaksın? Sanki daha da bayırda yediklerim bundan güzel. Al iyi göbek salata, bak çok pahalı ha. Tabaklarım, al. Al şunları da bazını. Al. Heh, Ayça'nın de sana bir kahve hazırlayayım. Ay yok, ben almayayım. Tabii almazsın. Sen yaptığın kahvelerle vallahi sen de 380 yıllık hatırım birikti. Aa, bu ses ne? Gel de koş, gir. Aa. Bu ne böyle salonun ortasında? Manda. Görmüyor musun kız? Ayça koç işte, koç.
Niye burada peki? Ayça, beni çok özlemiş, Gode'nin ziyaretime geldi. Öyle goresi gelmiş ki. Hadi demiş, alayım da başımı gideyim, ben bir Gonca ablamı göreyim demiş. Ne akıllı. Senden akıllı olduğu kesin. Olur mu hiç öyle şey Ayça ya? Kurbana kadar evde besleyeceğim, ne yapayım, başka bir yer yok. Aa, zeytinli mi besliyorsun? Kız Ayça, o zeytin değil, koyun boku. Hayır, ne söylemiyorsun Gonca'ya? Fırsat mı bıraktın kız, hemen aldın eline. Neyse, çok enteresanmış. Kız, acaba ben de bir tane alıp beslesem mi evde? Kız, bunu kurban için aldım ben, yarın kesilecek zaten. Yani öyle sürekli beslemeyeceğim evde. Kız Ayça, bu kuş mu, koç? Kızık ya. Anladın mı şimdi? Hoş geldin Hüce. İşe geri alındığın nasıl da belli oluyor? Yok hayvallahım, onun için değildir. Yani ben uzun vakittir buralarda değilim. Bir bakayım, paslanma falan var mı? Malum hırsız gelebilir. Müsaade edersen hırsızdan önce ben girebilir miyim? Tabii hay kız. Hay hay, buyur. Ben geldim. Gonca. Bu ne? İşte. Ciddi misin? Ay ben de biliyorum koyun olduğunu. Bizim salonun ortasında ne iş var onu soruyorum. Ya kardeşim, koyun değil, koç o koç. Ya burada bayram için aldım işte. Ay inanmıyorum sana Gonca. Yani evin içine bir koyun sokmadığın kalmıştı. E it giriyor da etinden sütünden faydalandığımız kurban olduğumun koçu niye girmesin? Her yeri pislemiş bu hayvan. Vallahi her bir şeyini ben karşılarım temizliğini neyini. Lütfen siz karışmayın. Peki nerede keseceğiz bunu? Nerede olacak canım, bahçede. Olmaz. Niye olmasın kız? Herkes öyle yapmıyor mu? Kız Gonca ya, yazık ya. Bence siz bunu kesmeyin. E bırakın burada, evde beslersiniz. Ayça, sen kendinkini kendi evde beslersin. Ben bunu kurban için aldım, Allah Allah. Sen sus. Ya kardeşim, niye bahçede kesemiyorsun? Onu bana bitir. Çünkü geçen kurban bayramı bahçede kurban kesmek yasaklandı. E o vakit biz de banyoda keserik. Oldu canım. Alfred Hitchcock filmi mi çekiyoruz, banyoda canlı katledelim? Bu tam benim tahmin ettiğim gibi gelişebilir Aybalam. Ben bilirdim hürmetli Yonca Hanım'ın izin vermeyeceğini. Sırah, sen dinleme. Senin işin bitti mi bakalım? Vallahi abi şükür bitti. Bitemez, bitmemeli. İyi bir çırağın işi hiçbir vakit bitmez. De git kendine yapacak bir iş bul bakayım, hadi. Hadi! Hiç ısrar etme, bu hayvan kesilmeyecek. Vallahi Goren de seni hiç etmiyor zannedecek. Kofteleri yutarken niye oluyordu Yonca Hanım? O başka bir şey. Yani o zaman başkaları kesiyor, biz de görmemiş oluyoruz. Bence hiçbir farkı yok. Bence var. Yani bunu besleyeceğiz, gözünün içine bakacağız. E nasıl kıyıp yiyeceğiz hayvanı? Ne yapacağız şimdi bunu? Direkt bağış yapalım. Bağış mı? Kız kardeşim, bu zarfın içine sığmaz ki. Ay, Türk Hava Kurumu'na verin. Niye Ayça Hanım? Koç efendi pilot mu olacak? Onu bunu bilmem. Bu hayvan yarın buradan gidiyor. Ya kardeşim, etme eyleme. Bugün Arife, yarın bayram kız. Ben anlamam. Ya ben söyleyeceğimi söyledim. Ne edeceğiz şimdi Ayça? Baba, sesini çıkarma, burada dur ha. Ben seni sonra bir keseceğim bir güzelce. Bak sen burada biraz daha eğleş, büyü. Hemen kız. Kardeşim kavurmanı yiyince nasıl fikrini değiştirecek? Al, al. Yiyor onları. Çırak, senin ne işin var burada Aybalım? Ben bayramlaşmak için geldiydim de. Peki binanın giriş kapısının önünü temizleyebildin mi çırak balam? Yok kurban, bugün bayram ya. İyi de bayram olduğu için oranın daha yakışı temiz olması gerekebilir. Hadi git, yakışı yakışı temizle orayı. Hadi. Oldu Huşenk Bey. Ben bayramlaşmaya gelmişim. Bayramımız olsun da mübarek. Sen de bayramın mübarek olsun Huşenk Efendi. Geç içeri, buyur. Gel Hoşeng Efendi, gel. Gel. Şöyle bir o. Aha. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Bayramın mübarek olsun. Elini öpüyorum. Sen benim büyüğüm müsün biliyorsun? Yakışır. Hürmetli Yonca Hanım, bayramınız olsun da mübarek. Senin de bu şey. Aha, kapıyı çekeyim. Aha. Gel bu Ayça. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Günaydın.
Günaydın. Ya benim İstanbul'da hiç akrabam yok ya. Yani siz de benim akrabam sayılırsınız. Onun için size bayram ziyaretine geldim. İyi ettin Ayça'cığım. Kız, sendeki kralları biriktirsen değil, akraban aşiretin olurdu şimdi. O ne ya? Şaka ediyorum. Kız gel bayramlaşa. Öp bakayım, bayram mübarek olsun. Bayramımız mübarek. Bayramlar. İyi bayramlar. Buyurun, buyurun oturun. Efendim size şeker ikram edeyim, buyurun. Teşekkürler, teşekkür ederim. Buyurun. Bir dene de şundan alayım. İte, ite pahalı. Aferin Goncacığım, koyunu göndermişsin. Tabii canım, ne yapacaktım? Bu ses ne? Ben yaptım, ben. Be. Bugün de şakacılığım çok üstümde İl abi. Be. Aa, bu ne? Ana, koç benden de şakacı çıktı, görüyor musun Aşten Efendi? Kondektiydim, geri gelmiş ilahi koç. hadi göndermiştik koyunu. Yapamadım kardeşim. Aldım bir kere, kesmek lazım kız. Gerek yok, bağış da yapabiliriz. Bak kardeşim, söz veriyorum, evde kesmeyeceğim. Sen kavurmayı yiyince kurbanın lezzetini anlayacaksın. İstemem. İstersin, istersin. Ya kardeşim, artık ben şunun işini halledim ya, olmaz ki böyle. Gel bakayım koç dayı, gel. Gel kız, gel. İnanmıyorum ya. Koyunu kendi mi kesecek? Yok canım, daha neler. Anneciğim. Ama sence çok uzatıyorsun bunu. Özür diledim ya işte. Sen git elin kızına, benim annem psikopattır de. Ondan sonra gel benden seni affetmemi iste. Ana kalbi bu evladım. Kırılınca tamiri zaman ister, zaman. Tamam, yıllar sürse de onu ben tamir edeceğim, tamam mı? Hadi ver şu elini öpeyim. Hayır. Bayramlaşmayacak mıyız da canım? Bu gidişle şeker reklamlarındaki kadınlar gibi hayırsız oğlumun yollarını gözlemekle geçecek ömrüm. Evladım, insan anneye nasıl böyle bir şey söyler ya? Nasıl manyak der? Anneciğim, manyak demedim. Öyle bir şey söyler miyim ben ya? Ben sadece psikopat dedim, özür dilerim. O sanki sevgi sözcüğü. Anneciğim, o zaman biraz alkollüydüm. Yani ağzımdan kaçıvermiş, fark etmedim. Hadi, ver şu elini öpeyim ha. Ah, ah, ana yüreği işte. Evlada dayanabilir mi hiç? Bayramın kutlu olsun. Senin de oğlum. Senin de bayramın kutlu olsun. El öpenlerin çok olsun inşallah. Şimdi barıştık değil mi anneciğim? Barıştık güzelim, tamam. Barıştık. Ben sana yarın bir kız daha getireceğim. Vallahi onu çok beğeneceksin. Ama inanmıyorum sana ya. İnan evladım, inan. Bak, barışmamızın şerefine anana bir hede artık ha, hede. Tamam anne. Aslan tamam. Oğlum benim be. Tamam. Ah koçum benim, koçum. Ya yürü. Ya yürü. Ya ne yapalım, senin de kaderin bu kardeşim ya. Bak ben sana bir şey diyeceğim. Hem kutsal bir amaç için gideceğim. Hadi yürü. Aha, ben çantamı unuttum. Ben nereye bağlasam? Kasap, seyir kasap. İyi günler, koca kurban. İyi günler. Zeynel Efendi, sen şu koçu tut. Ben çantamı unuttum, gidip alayım neyi. Tabi, tabi. Gel bakayım, gel buraya, gel buraya. Ah, bu kurbanı da kestim miydi? Gonca Hanım'ın gözüne girerim demektir. Dur oğlum, sakin ol. Tabi, diyecek yine on parmağında on marifet. dur. Ana! Yoksa bu hayvanı kesebilirsin? Vallahi Gonca kurban istesin, seni bile keserim ha. Yok, o hayvan değerli bir hayvandır, vallahi kestirmem. Keserim dedim oğlum, keserim. Kestirmem. Ya keserim diyeyim ya. Kestirmem hayvanı. Ya yaklaşma, yaklaşma, görün mü bıçağı? Vallahi can olsun Zeynel Efendi. Biz sana o kadar eğilik edelim, sen bize bıçak çek ha. Ama beni korkutamazsın. Senin kılıcın varsa, ben de kalkanım var. Haydi! Allah! Anam. Ne oldu yalnız be, vallahi mandalar gibisiniz ha. İki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor, hemen depişiyorsunuz. Gonca Hanım, bu kurbanı kesmeme izin vermeyin. Zaten sen kesmeyecek ki onu. Allah'ım yarabbim, dünya kadar işim var, bir de sizle uğraşıyorum ha. Yürü sen de artık ha. Oo, ama bayram tebriği gelmiş. Şimdi bunların hepsine tek tek cevap vermek lazım. Bu da bayram günü bile mesai demek. Ben bakarım. İyi bayramlar. Teşekkür ederim, sana da. Kim geldi kardeşim? Sarp. Ha, iyi. Kaynanası yani, annen sevecek demek ki. Merhaba Gonca. İyi bayramlar Sarp Bey, hoş geldin. Bir dakika, sen şimdi benim senden büyük olduğumu mu sanıyorsun? Yo, o da nereden çıktı şimdi?
Bayramlarda büyüklere ziyarete gidilir. Evet, büyüklere, bir de sevgililere. Bu bizim seninle sevgili olarak ilk bayramımız olduğu için sana geldim. Sonra da büyükleri ziyaret olarak annenlere gideriz. Olur, gideriz. Allah! Vallahi çok güzel oldu kavurmalar. Al kardeşim, al Sert Bey. Sağ ol kardeşim ama ben kurban eti yemem, sağ ol. Vallahi ben de yemem. Biraz önce gördüm, kanlı kanlı kestiler önümde. Herhalde ehli olmayan biri kesti ki hayvan iki saat can çekişti. Yok ya, benim kurbanımın ehli kişiler kesti. Vallahi çok güzel oldu. Yıkı bak. Gencecim bırak şimdi kavurmayı falan. Hazırlan hadi, annemlere gideceğiz daha. Evet, ilk bayramda damatlar hakkında kötü şeyler düşünmesinler canım, değil mi? Sen lütfen. Ortada fol yok, yumurta yok. Sen çift sarılı yumurta seçme derdindesin. Vallahi ben bu kavurmayı yemeden şuradan şuraya gitmem. Ben hayatta yemem. Ben de. Ya sonradan pişman olacağınız. Hayatımda hiçbir şeyden pişman olmadım kardeşim. Umarım bundan sonra da olmam. Ben biterim. Aa, hoş geldiniz. Alper. Bayramı kutlamaya geldim Yonca abla. Çok güzel yaptın. Gel bakalım. Oh. Senin de kutlu olsun. Alper yavrum. Hoş. Gonca anne. Hoş geldiniz. Efendim, iyi bayramlar. Size de, buyurun. Bayram kutlu olsun Gonca anne. Yavrum senin de uzun. Merhaba efendim, iyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. Yonca Hanım, çocuklar adına bayramımızı kutlamak ve teşekkür etmek için şahsen geldim. Teşekkür mü? Niye? Tabii ya, kurbanınızı kurumumuza bağışlamışsınız. Keşke herkes böyle yapsa. Gonca sen var ya sen, seninle gurur duydum kardeşim. Buyurun, bunlar sizin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki bu etler nereden çıktı? Kasapta. Koçu dediğin gibi bağışladım. Hem de çocuk esirgeme kurumuna. Yavrular yesin dedim. Kardeşim biz her daim yiyoruz, öyle değil mi? İşte şimdi bayram etti. Kız sen etmeyeceksin, ben mi edeceğim? Sevgilin Zart Bey yanında, ben yanındayım. Alper burada. Değil mi müdürüm?